Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde Almancayı hiç bilmiyor olsanız bile kendinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Hemen dersimize geçiyoruz. Ben, ich, sen, du, o, er, sie, es. Almanca'da o anlamında üç kelime bulunmaktadır. Maskülün varlıklar ve erkekler için er, Feminin varlıklar ve kadınlar için z, nötr varlıklar için s kelimeleri kullanılır. Biz, via, siz, ia, onlar, z, siz, z. Değerli arkadaşlar, büyük s ile yazılan z, saygı anlamında kullandığımız, kibarlık için kullandığımız siz anlamını verir. Arkadaşlar, Almanca'da fiiller en son ile biter. Bu haldeyken mastar halindedirler. En son ikini attığımızda kalan kısım ise fiil kökünü oluşturur. Gehen fiili gitmek anlamındadır. Ich gehe. Ben gidiyorum. Du gehst. Sen gidiyorsun. Er geht. Sie geht. Es geht. O gidiyor. Wir gehen. Biz gidiyoruz. Ia geht, siz gidiyorsunuz. Zi gehen, siz gidiyorsunuz. Zi gehen, onlar gidiyorlar. Arkadaşlar, fiil çekimi yaparken, Almanca cümleleri kurarken, fiil köküne mavi renkte görmüş olduğunuz son ekleri getirerek cümle kuruyoruz. Leben, yaşamak anlamındadır. Ich lebe in Berlin. Berlin'de yaşıyorum. Du lebst in Berlin. Berlin'de yaşıyorsun. Er lebt in Berlin, sie lebt in Berlin veya es er lebt in Berlin. O Berlin'de yaşıyor. Wir leben in Berlin. Berlin'de yaşıyoruz. Ihr lebt in Berlin. Berlin'de yaşıyorsunuz. Sie leben in Berlin. Berlin'de yaşıyorsunuz. Sie leben in Berlin. Berlin'de yaşıyorlar. Arkadaşlar Almanca'da isimler her zaman büyük harfle başlar ve her ismin bir artikeli bulunmaktadır. Bu artikeller das, der ve die'dir. Çoğul kelimelerin artikeli de her zaman die'dir arkadaşlar. Das Auto araba, di Autos arabalar. Der Computer bilgisayar di computer bilgisayarlar di grafe zürafa di grafen zürafalar Almanca'da isimler çoğul yapılırken farklı şekillerde çoğul yapılabilir. Mesela İngilizce kökenli olan kelimeler genellikle çoğul yapılırken s son eki alırlar. E er, son eki ile biten kelimeler genellikle herhangi bir takı almadan çoğul yapılırlar. E harfiyle biten kelimelerde genellikle en harfiyle çoğul yapılırlar. Değerli arkadaşlar, das auto araba, der computer Bilgisayar di graffe zürafa anlamındaydı. Peki bir araba, bir bilgisayar, bir zürafa nasıl diyeceğiz? Bunun için ein veya aynı kelimelerini kullanacağız. Artikeli das ve der olan kelimeler için ein artikeli di olan kelimeler için aynı kelimelerini kullanıyoruz. ein auto bir araba, ein computer bir bilgisayar, eine giraffe bir zürafa anlamındadır. Diğer kelimelere bakalım. das sofa kanepe, der tepih halı, die u saat, der Vorhang perde, der Vater baba die Mutter anne die Frau kadın bu kelimelerin çoğul halleri ise die Sofas die tepiche, die Ohren die Vorhänge die Väter die Mütter die Frauen şeklindedir die Eltern ebeveyn anne baba anlamındadır die Nachricht haber anlamındadır der Feind düşman anlamındadır Der Sport, spor anlamındadır. Die Tasche, çanta. Der Kaffee, kahve. Das Haus, ev. Bu kelimelerin çoğulları Die Eltern, her zaman çoğul haldedir. Die Nachrichten, die Feinde, die Sporte, die Taschen, die Kaffees, die Häuser şeklindedir. Bazı fiillere bakalım. Bezuhın ziyaret etmek. Hoğun dinlemek. Kenin tanımak, bilmek. Leben yaşamak. Wohnen oturmak. Studieren okumak. Machen yapmak. Sagen söylemek. Kommen gelmek. Kaufen satın almak. Trinken içmek. Vermieten kiraya vermek. Verstehen anlamak bleiben kalmak anlamındadır. Bunları da öğrendiğimiz gibi fiil çekimini yaparak cümle içinde kullanabiliriz. Ich besuche meine Eltern. Anne babamı ziyaret ediyorum. Ich höre die Nachrichten. Haberleri dinliyorum. Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Ich lebe in İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum. Ich wohne in Ankara. Ankara'da oturuyorum. Ich studiere in Dresden. Dresden'de okuyorum. Ich mache Sport. Spor yapıyorum. Ich sage auf Wiedersehen. Görüşürüz diyorum. Ich sage nichts. Hiçbir şey demiyorum. Ich komme aus der Türkei. Türkiye'liyim. Ich kaufe ein Auto. Bir araba satın alıyorum. Ich trinke eine Tasse Kaffee. Bir fincan kahve içiyorum. Ich vermiete das Haus. Evi kiraya veriyorum. Ich verstehe nicht. Anlamıyorum. Ich bleibe zu Hause. Evde kalıyorum. Şeklinde bu fiilleri de bu şekilde cümle içinde kurabilirsiniz arkadaşlar. Essen fiili yemek anlamındadır. Ich esse Brot. Ekmek yiyorum. Du isst Brot. Ekmek yiyorsun. Er sie es isst Brot. O ekmek yiyor. Wir essen Brot. Biz ekmek yiyoruz. Ihr esst Brot. Siz ekmek yiyorsunuz. Sie esim Brot. Siz ekmek yiyorsunuz. Sie essen Brot. Onlar ekmek yiyorlar. Arkadaşlar bu fiili cümle içinde kullanırken şuna dikkat edelim. Du ve erzi es özneleriyle fiil çekim yapılırken e harfi i harfine dönüşüyor. Fahren araçla gitmek anlamındadır. Ich fahre nach München. Münih'e gidiyorum. Du fährst nach München. Münih'e gidiyorsun. Er es ist fährt nach München. Münih'e gidiyor. Wir fahren nach München. Münih'e gidiyoruz. Ihr fahrt nach München. Münih'e gidiyorsunuz. Sie fahren nach München. Münih'e gidiyorsunuz. Sie fahren nach München. Münih'e gidiyorlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta ise do ve as ile cümle kurarken bu fiilde a harfi a una harfine dönüşüyor. Arbeiten çalışmak anlamındadır. Ich arbeite çalışıyorum. Du arbeitest çalışıyorsun. Er sie arbeitet o çalışıyor. Wir arbeiten biz çalışıyoruz. Ihr arbeitet siz çalışıyorsunuz. Sie arbeiten siz çalışıyorsunuz, sie arbeiten, onlar çalışıyorlar. Bu fiil gibi fiil kökü T veya D harfiyle biten kelimelerde söyleyiş kolaylığı olması için fiil köküyle getirilen son ek arasına E kaynaştırma harfi getiriliyor arkadaşlar. Ne zaman? Du, erziyes ve il özneleriyle fiil çekimi yapılırken. Sein olmak anlamındadır. Ich bin Student, öğrenciyim. Du bist Student, öğrencisin. Er ist Student, sie ist Student, es ist Student. O öğrenci. Wir sind Student, biz öğrenciyiz. Ihr seid Student, siz öğrencisiniz. Sie sind Student, siz öğrencisiniz. Sie sind Student, sie sind student onlar öğrenciler. Haben, sahip olmak. Ich habe ein Buch, bir kitabım var veya bir kitaba sahibim. Du hast ein Buch. Sen bir kitaba sahipsin. Er sie es hat ein Buch. O bir kitaba sahip. Wir haben ein Buch. Biz bir kitaba sahibiz. Ihr habt ein Buch. Siz bir kitaba sahipsiniz. Sie haben ein Buch. Siz bir kitaba sahipsiniz. Sie haben ein Buch. Onlar bir kitaba sahip. Arkadaşlar Almanca'da olumlu ve kurallı bir cümle yaparken özne, fiil ve cümlenin diğer öğeleri şeklinde cümleyi kuruyoruz. Du fährst nach München. Münih'e gidiyorsun. Olumsuz cümle kurarken yine özne fiil şeklinde başlıyoruz. Fakat cümleye olumsuzluk vermek için ise nicht kelimesini kullanıyoruz. Du fährst nicht nach München. Münih'e Gitmiyorsun. Nişti ne zaman kullanıyoruz? Nah gibi prepozisyon varsa bu cümleyi olumsuz yapmak için nicht kullanıyoruz. Veya fiilleri olumsuz yaparken nişti kullanıyoruz. İsimleri olumsuz yaparken kayn kein veya kayne ile olumsuz yapıyoruz arkadaşlar. İhabe ayna familie. Bir ailem var. İhabe kayne familie. Ailem yok. Das ist. Ein Auto. Bu bir arabadır. Das ist kein Auto. Bu araba değildir. İsimleri olumsuz yaparken arkadaşlar ismin artikeli di ise keine, das ve der ise kein ile olumsuz yapıyoruz. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi olumlu ve kurallı cümleler özne, fiil, cümlenin diğer öğeleri şeklinde sıralanıyor. Du geht's, Nach München. Münih'e gidiyorsun. Evet, hayır. Cevabı verilen cümleleri kurarken ise özne ile fiili yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani Gehst du nach München? Münih'e mi gidiyorsun? Van gibi soru kelimeleriyle soru cümlesi kurarken ise soru cümlesinin önüne Van gibi soru kelimelerini getiriyoruz. Wann gehst du nach München? Münih'e ne zaman gidiyoruz? Bu soru kelimeleri neler arkadaşlar? Wo nerede? Wohin nereye? Woher nereden? Was ne neyi? Wer? kim? Wen kimi? Wem kime? Wie nasıl? Wie viel? Veya wie viele? Kaç? Vahum neden? Vesin kimin? Bu soru kelimeleriyle de soru cümlelerini kurabiliriz arkadaşlar. Örnek verecek olursak Wo bist du? Neredesin? Wessen bu Bu kitap kimin? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? şeklinde soru cümlesi kurabiliriz. Sıfatlar: heiß sıcak, kalt soğuk, schnell hızlı, Langsam yavaş. Voll dolu. Leer boş. Alt eski. Neu yeni. Dik şişman. Dün zayıf. Leicht kolay. Schwer zor. Stark güçlü. Schwach zayıf. Schön güzel. Hässlich çirkin. Alt yaşlı. Jung genç. Alt hem eski hem de yaşlı anlamda kullanılabilir. Sıfatları isimlerle nasıl kullanıyoruz? Artikeli das olan isimler için s sonraki getiriliyor. D olanlar için e, er, di olanlar için ise e sonraki getiriliyor. Yani das auto araba. Schnelles auto hızlı araba. D computer bilgisayar, bilgiya computer ucuz bilgisayar. Die Giraffe zürafa Alte ve yaşlı zürafa. Könün fiili ebilmek, abilmek anlamı verir. Ich kann tansın, dans edebilirim. Du kannst tanzen, dans edebilirsin. Er sie es kann tanzen, o dans edebilir. Wir können tansın, biz dans edebiliriz. Ihr er könnt tanzen, siz dans edebilirsiniz. Sie können tansın, siz dans edebilirsiniz. Veya sie können tanzen, onlar dans edebilirler. Arkadaşlar können gibi modal fiillerle cümle kurarken ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können şeklinde cümleye başlıyoruz ve diğer fiili cümlenin sonuna mastar halinde yolluyoruz. Ich kann tanzen. Dans edebilirim. İyi dans edebilirim. Ich kann gut tanzen yine tanzın sonda oluyor arkadaşlar. Möhtüm istemek bu fiilde könün fiili gibi kullanıyoruz. Yani ich möchte essen yemek yemek istiyorum. Du möchtest essen sen yemek yemek istiyorsun. Er sie es möchte essen o yemek yemek istiyor. Wir möchten essen biz yemek yemek istiyoruz. Ihr möchtet essen siz yemek yemek istiyorsunuz. Sie möchten essen siz yemek yemek istiyorsunuz. Sie möchten essen. Onlar yemek yemek istiyor. Gördüğünüz gibi burada da möchten fiili ikinci sırada öznelere göre çekimlendi ve essen fiili master halinde cümlenin sonuna atıldı. Sayılar 0'dan 9'a kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde 10'dan 19'a kadar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şeklinde. Burada dikkat edeceğimiz nokta 6 zex iken 16 zexin. 7 zibun iken 17 zipsin. Yani S ve E harfleri düşüyor arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. 20-29 arası. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 şeklinde. 20'den itibaren iki basamaklı sayılar 1 ve 20, 2 ve 20, 3 ve 20 şeklinde söyleniyor. Onlar onar sayılara bakalım. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 veya 100. Burada da gördüğünüz gibi S ve N harfleri düşüyor arkadaşlar. Öğrendiğimiz şeyleri kendimizi tanıtırken nasıl kullanacağız onlara bakalım. Ich heiße Olde. Benim adım Olde. Ich bin 5 und Jahre alt. Ben 45 yaşındayım. Ich arbeite als Lehrer. Ben öğretmen olarak çalışıyorum. Ich lebe in Köln. Köln'de yaşıyorum. Ich wohne in Köln. Köln'de oturuyorum. Ich habe drei Kinder. Üç çocuğum var. Ich heiße Malinde. Benim adım Malinde. Ich bin nicht verheiratet. Ben evli değilim. Ich bin 22 Jahre alt. Ben 22 yaşındayım. Ich bin Studentin. Ben öğrenciyim. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiyeliyim. Ich wohne in Leipzig. Leipzig'te oturuyorum. Ich habe zwei Brüder. Benim iki erkek kardeşim var. Değerli arkadaşlar siz de bu cümleleri kendinize uyarlayarak kendinizi çok kolay bir şekilde tanıtabilirsiniz. Ve öğrendiğimiz fiillerle, kelimelerle çok kolay bir şekilde Präsens yapısında cümleler kurabilirsiniz. können ve möchten model fiilleri gibi fiillerle de farklı cümleler kurabilirsiniz. Eğer Almancayı detaylarıyla öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak kursumuzu inceleyebilirsiniz. Dersimizi bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.